arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle cümlede anlam başında anlamlarına göre cümleler konusunu işliyorduk. Yarım kalmıştı. Şimdi kaldığımız yerden götürüyoruz. Birlikte devam ettiriyoruz. Bizim cümlelerimizin taşıdıkları anlamlar vardı. Bunları biliyoruz. Her cümlenin farklı farklı anlamı vardı. Ve bunları tespit etmek bizim için soruları çözme noktasında gayet önemliydi. Başlayalım ilk cümlemizden. Abartma cümleleri. Abartmayı sizinle söz sanatı olarak daha önce görmüştük. Abartma neydi? Bir durumun olduğundan fazla ya da az gösterilmesiydi. Bunu bir şiirde değil de bir cümlede görürseniz bilin ki o cümle abartma cümlesidir. Çocuk o kadar zayıf ki üflesen uçacak. Durumu çocuğun durumu olduğundan daha az gösterilmiş. Hatta bir tüye eşit tutulmuş öyle. Yani abartılmış. Pire kadar boyuyla bana kafa tutuyor. Karşınızdakinin boyunun ya da boyunun kısa olmasını ya da yaşının küçük olmasını pire kadar sözcüğüyle ifade etmişiz arkadaşlar. Yani durumu olduğundan az göstererek abartmışız yine. Bu tarz cümlelerimize abartma cümlesi adını veriyoruz. Bir diğer cümlemiz endişe kaygı cümlesi. Olumsuz bir durumun gerçekleşmesinden duyulan endişeyi, kaygıyı, tasayı anlatan cümlelerimizdir kendileri. Acaba yolda başına bir şey mi geldi? Ya da bu kadar bekledik ya gelmezse örneklerinde gördüğümüz taşıdığı anlam bizim için ne cümlesi oldu? Endişe, kaygı cümlesi oldu. Endişe cümlesinde olumsuz bir durumun gerçekleşmesinden duyulan korku anlatılır diyoruz. Bir diğeri kesinlik bildiren cümleler. Arkadaşlar bir cümle şüpheye yer bırakmıyorsa, içerdiği anlam oldukça net, kesin ve anlaşılırsa biz ona kesinlik bildiren cümle diyoruz. Ders bitmiştir. Kesinlik bildirdi. Yani devam etme olasılığı yok. İnsanın aklında acaba devam edecek mi gibi bir şüphe kalmıyor. Ya da bu yolda ölmek var, dönmek yok. Gayet anlamı net, şüpheye yer verilmiyor cümlemizde. Olasılığa yer verilmiyor. Bu tarz cümlelere biz kesinlik bildiren cümleler diyoruz. Kararsızlık bildiren cümleler bir durum karşısında tercih yapamamayı, karar verememeyi anlatan cümlelerimizdir bizim. Tiyatroya mı gitsem, sinemaya mı? Bakın kesin bir tercihte bulunamıyorum. Buradan mı alsak, öbür dükkandan mı alsak? Gördüğünüz gibi kesin bir tercihte bulunamıyorum. Herhangi bir olayla ilgili karar verememeyi anlatan cümlelerimize kararsızlık bildiren cümleler adını veriyoruz. Eşitlik bildiren cümleler anlatılan durumda, anlatılan olayda şartların, tarafların ya da bölüştürülen eşyaların, malların eşit miktarda olduğunu anlatan cümlelerdir. Elmayı tam ortadan ikiye böldü. Eşit. Ya da her öğrenciye 5 kitap verilecek, tüm öğrenciler için koşulların eşit olduğunu anlatan cümleler. Kazandığımız parayı yarı yarıya paylaştık. Durumun, olayın eşit bir şekilde gerçekleştiğini bildiren cümlelerimize eşitlik bildiren cümleler adını veriyoruz. Yatsıma, diğer adıyla inkar cümleleri bizim için oldukça önemli arkadaşlar. Olayı, durumu kabul etmemeyi anlatan, söylenen bir şeyin söylenmediğini iddia eden cümlelerimiz bizim yatsıma, diğer adıyla inkar cümleleri. Kim demiş hocama benim kırdığımı? Bakın ben aynı zamanda soru sorarak durumu inkar ediyorum, gerçekleştirmediğimi söylüyorum. Beni şöyle şey yapar mıyım? Aslında durumu yapmadığımı, durumu gerçekleştirmediğimi bildiriyorum. Yatsıma inkar cümlelerinde arkadaşlar gerçekten sorduğumuz sorularda cevap almayı beklemiyoruz. Yani sözde soru cümlelerini daha yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Yapılan bir şeyin yapılmadığını, söylenen bir şeyin söylenmediğini iddia eden cümlelerimize yatsıma inkar cümlesi diyormuşuz. Aşamalı durum bildiren cümleler. Arkadaşlar bir olayın zaman içinde gelişerek arttığını ya da azalarak bittiğini anlatan cümlelerimiz aşamalı durum bildiren cümlelerdir. Bizim aşamalı durum bildiren cümlelerimizde zamanla giderek günden güne zaman içinde gibi sözcüklerin sık sık kullanıldığı gözümüze çarpar. Havalar gittikçe soğuyor. Bakın arkadaşlar bir durum zaman içinde gelişiyor. Buradaki gittikçe sözcüğü de bize durumun aşamalı olarak geliştiğini bildiriyor. Yani soğuma işlemi bir günde gerçekleşmiyor. Cuma günü atıyorum 8 derece, cumartesi günü 5 derece, pazar günü 3 derece gibi durum giderek azalıyor. Çocuk günden güne iyileşiyor. İyileşme durumu, affedersiniz.
geldiniz. Ufak bir kaza oldu. İyileşme durumu bir günde gerçekleşmiyor arkadaşlar. Zaman içinde gerçekleşiyor, aşama aşama gerçekleşiyor. Biz bu cümlelere aşamalı durum bildiren cümleler adını veriyoruz. Gerçekleşmemiş beklenti cümleleri. Bir şeyin olmasını umut etmişiz. Bir şeyin olmasını çok istemişiz. Onunla ilgili planlar yapmışız hatta. Fakat durum gerçekleşmemiş. Bu tarz cümlelerimize biz gerçekleşmemiş beklenti cümleleri adı veriyoruz. Beklentilerimizin, isteklerimizin gerçekleşmediği cümleler de bunlar. Memlekete gelince beni arar sanmıştım. Aramış mı? Hayır, aramamış arkadaşlar. Yani biz aramasını beklemişiz fakat bu eylem gerçekleşmemiş. Sınavdan iyi not alacağımı umuyordum. İyi not almayı beklemişim. Fakat bu olay gerçekleşmemiş. Yani beklentilerin gerçekleşmediği cümleleri biz gerçekleşmemiş beklenti cümleleri diyoruz. Arkadaşlar genelde bizim gerçekleşmemiş beklenti cümlelerimizde yüklemimiz geniş zamanda çekimlenir. Yapar sanmıştım, yapmadı, gelir diye düşünmüştüm, gelmedi şeklinde çekimleyebiliriz biz bunları. Anlamlarına göre cümleler daha önce işlediğimiz cümle türleriyle birlikte burada sona erdi arkadaşlar. Bundan sonra yeni konumuza başlıyoruz. Kendisi cümle yorumlama. Bu bizim sorularda sık sık karşımıza çıkan bir nokta. Cümle yorumlamada neler göreceğiz? Önce bir üstün körü bahsedelim. Daha sonra detaylandıralım birlikte. Cümlenin konusunu göreceğiz. Cümlenin ana düşüncesini göreceğiz. Cümledeki yardımcı düşünceleri göreceğiz. Bazı soru tarzlarımız var. Cümle tamamlama, cümle oluşturma ve düşüncenin akışını değiştiren sözcükleri tespit etme gibi. Bunlardan tek tek bahsedeceğiz arkadaşlar. Daha sonra bir videoda da size bunlarla ilgili ayrıntılı soru çözümü gerçekleştireceğim. Cümlenin konusu. Arkadaşlar üzerinde durulan kavramlar, olaylar, durumlar cümlenin konusunu verir. Aslında burada bilmeniz gereken tek şey şu. Bu cümlede ne anlatılıyor? Bu cümlede neyden bahsediliyor gibi soruları soracaksınız ve cümlenin konusunu bulacaksınız. Öğretmen bir toplumun yapı taşıdır olsun cümlemiz. Arkadaşlar sizce bu cümlede neden bahsediliyor? Öğretmenin toplumdaki öneminden bahsediliyor değil mi? O zaman bizim cümlemizin konusu öğretmenin önemi olmuş. Yaşanılır bir dünya için çevremizi temiz tutmalıyız. Bu cümlede ne anlatılıyor, neden bahsediliyor diye sorarsak alacağımız cevap cümlenin konusu olacaktır. Yaşanılır bir dünya için çevremizi temiz tutmalıyız cümlesinde konu çevreyi temiz tutmanın önemidir arkadaşlar. Geçelim cümlede ana düşüncemize. Arkadaşlar bizim yazarlarımız, sanatçılarımız, paragrafı kaleme alan kişi belli bir amaçla, belli bir maksatla, belli bir mesaj vermek için bunları yazar ve dile getirir. O yüzden bir cümlede anlatılmak istenen asıl fikre, sanatçının vermek istediği mesaja biz ana düşünce adını veriyoruz. Şu soruyu soracağız. Verilmek istenen mesaj nedir? Sanatçı bu yazıyı neden kaleme almış? Bu gibi soruları sorarak biz cümledeki ana düşüncemizi bulacağız. Örneğin, şu örneği yapalım birlikte. Gerçek şair halkını, acılarını, sevinçlerini anlatır. Arkadaşlar, biz burada verilmek isteyen mesajı bulalım. Gerçek şairi neden kaleme alma ihtiyacı duymuş bizim yazarımız? Ya da cümlenin ana düşüncesine göre gerçek yazar, gerçek şairin görevi nedir? Hadi hep birlikte bunu bulalım. Gerçek şair halkını, acılarını, sevinçlerini anlatır. O zaman gerçek şair toplumu anlatır diyebilir miyiz arkadaşlar? Toplumun, halkının acılarını, sevinçlerini, mutluluğunu anlatır. Yani bizim cümleden çıkartacağımız ana düşünce sanatçının vermek istediği asıl mesajdır. Bir de bizim cümlede yardımcı düşüncelerimiz var arkadaşlar. Yardımcı düşünce ana düşünceyi destekleyen, geliştiren, açıklayan diğer yargılardır. Sizin şu anda cümlede anlamda gördüğünüz olumsuz soru kökleriyle verilen hangisine ulaşılamaz, hangisi çıkarılamaz, hangisine değinilmemiştir ya da hangisi söylenmemiştir, hangisinin üzerine durulmamıştır şeklinde gördüğünüz olumsuz soru kökleriyle verilen soru tarzımız bizim yardımcı düşünceyi buldurmayı amaçlar. Tekrar ediyorum, yardımcı düşüncelerimiz ana düşünceyi destekler, onu geliştirmeyi, onun daha kolay bulunabilmesini hedefler arkadaşlar. Bunları tek tek soru çözümü üzerinden birlikte de göreceğiz. Ama biz
yardımcı düşünceyi şu şekilde buluruz genelde az önce dediğim gibi. Olumsuz soru kökleri üzerinden. Olumsuz soru köklerini bulmak için de olumluları çıkartırız. Zaten olumsuz olan seçenekler de kendini belli eder. Bizim bir soru tarzımızda cümle tamamlama arkadaşlar. Ne veriyor bana? Karışık bir şekilde kelimeleri veriyor. Bu kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturun diyor. Ne yapıyoruz bu tarz sorularda? Öncelikle yüklem olabilecek çekimle eyleme ya da arkadaşlar ek eyleme almış yargı bildiren ismi bulup yüklemi kendimizce belirliyoruz. Daha sonra cümlede oluşabilecek anlam ilişkilerini unutmadan cümlemizi anlam uyumuna göre tamamlıyoruz. Cümlede ne gibi anlam ilişkileri olabilir? Cümlemiz neden sonuç ilişkisiyle yazılmış olabilir? Ya da koşul sonuç ilişkisiyle yazılmış olabilir? Amaç sonuç ilişkisiyle yazılmış olabilir? Ya da cümlede az önce şurada gösterdiğimiz gibi aşamalı bir durum belirtiliyor olabilir. Lütfen bu anlam ilişkilerini göz önünde bulundurarak cümlenizi ona göre tamamlayın. İlk yapacağımız şey yüklemi bulmak. Daha sonra verilen sözcükler arasındaki anlam ilişkilerini göz ardı etmeden sırasıyla yerleştirmek. Cümle oluşturma, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için yüklem sona alınır. Ay pardon, özür dilerim, ben az önce şunu anlatmışım hocam. Devam edeyim ama. Cümle oluşturmayı az önce anlattığım için cümle tamamlamadan bahsedeyim arkadaşlar. Cümle tamamlamada ne oluyor genelde? Cümlenin bir kısmını veriyor, ya sonunu boş bırakıyor ya da başını boş bırakıyor arkadaşlar. Gerçi az önce söylediğim şeyler tamamen bunun içinde geçerli. Eğer sonu boş bırakılmışsa cümlemizin yüklem olabilecek sözcüğü anlam ilişkilerini de göz önünde bulundurarak iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer cümlemizin başı boş bırakılmışsa cümleden çıkartacağımız genel ana düşünceyi ve konuyu göz önünde bulundurarak cümlenin başını anlam ilişkilerini göz ardı etmeden tamamlamamız gerekiyor. Arkadaşlar bir de bizim cümlenin akışını değiştiren bazı sözcüklerimiz var. Fakat, ama, lakin, ne var ki, oysa ki, yalnız gibi sözcüklerimiz cümlenin anlamı olumluysa olumsuza çevirir, olumsuzsa olumluya çevirir. Örnekler üzerinden görelim. Ahmet çalışkan, bir cümlem. Yazısı güzel değil, bir cümlem. Arkadaşlar fakat bağlacının birbirine bağladığı iki cümleyi görmemiz mümkün. Ahmet çalışkan, Ahmet'in olumlu bir özelliğinden bahsederken yazısı güzel değil, olumsuz bir özelliğinden bahsetmiş. O zaman benim buradaki fakat bağlacı cümlenin anlamı olumluyken onu olumsuz anlama çevirmiş. Parası yok ama tertemiz talebi var. Parası yok, bir cümle. Tertemiz talebi var, bir cümle. Arkadaşlar parasının olmaması olumsuz bir özellik, tertemiz kalbinin olması olumlu bir özellik. Sizlerin de gördüğü gibi ama bağlacı cümle olumsuzken onu neye çevirmiş? Olumluya çevirmiş. Dediğim gibi arkadaşlar cümle yorumlama kısmında anlattığım, giriş yaptığımız bu konularla ilgili soru çözümü yapacağız birlikte bir dahaki videomuzda. O yüzden siz sadece şimdilik bu tanımları bilin, bunların kısımları defterinize geçirin. Daha sonra istediğiniz zaman yanlış yaptığınız konularda bana mesaj atabilirsiniz. Hepinizde numaram var. İyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.